Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Vallahi iş çıkışı kuşlarını şöyle bir yemleyelim dedik. Epeydir de video çekmiyordum. Bir video çekelim. En azından şöyle merak eden arkadaşlar da kuşları bir görsünler. İyi arkadaşlar, kuşların durumları iyi. Şimdi yeni büyüyen yavrularımız var arkadaşlar burada. Onlar da bu benim büyüttüğüm şu boz dumanlının kardeşleri. Şimdi onları da yemleyeceğim. Şöyle hayvanları şöyle bir yemleyelim. Gelin 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 gelin. Şimdi arkadaşlar, onlar şu bizim Akatepe boz dumanlıyla şuradaki ayna kuyruk boz dumanlı kuşların yavrularıydı. Onlar da bu annesi zayıflayınca, hasta olunca ben de mecbur ayırdım onları anadan. Şimdi kendim bakıyorum. Kuş da bu arada kendini toparlasın diye. O yüzden de böyle bir şey yaptık. Başka türlü bu sefer de anneyi kaybedecektik. Anne de çok güzel bir anne maşallah. O yüzden de böyle şu an bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah bunları büyüteceğiz. Valla kuşların durumları iyi. Şurada bir tane yeni yavrumuz var. Şurada dumanlı bir tane yavru. Bakalım, o da bayağı bir zayıf ama inşallah o da toparlayacak arkadaşlar. Şöyle tamam. Arkadaşlar, durumlar böyle. Bir tane üyemiz geldi. O da rızkının peşinde. Yavruları inşallah bu hafta sonu kuşum kümesini alacağız. Yeni yaptığımız kümesi alacağız. Onu da çekeceğim. Yeni yaptığımız kümesi çekeceğim. Bu artık kendini kurtardı arkadaşlar, bu yavru. Şu yavru kalacak ama bu iki yavruyu, ikisini de buraya getireceğim. Buraya da taş koydum arkadaşlar. Kuşlar saldırdı taşa. Bildiğin saldırdı yani, yem gibi. Bakalım. İnşallah. Şimdi kuşları, aslında havalarda şu an saatler deli olduğu için çıkış saatlerimiz de iyi düzene girecek. Artık ufak ufak akşamüstleri de yavru uçurmaya başlarız. Bakalım, inşallah bu yazı güzel kuşlar hazırlayacağız. Siz de elinizdeki kuşları kıymetini, değerini bilin arkadaşlar. Çünkü kaybettiğiniz zaman bir daha bulamıyorsunuz. Ha, bu iş böyle bir iş. Kuşunuz varken veya iyi sizde varken hiç selam vermeniz adamlar bile bir bakıyorsunuz arkadaşınız oluyor. O yüzden de tabi bunların da böyle bir nimettir oluyor bu konuda. Şöyle biraz daha yemleyelim. Şöyle kuşları şöyle. Şöyle kuşları bir çekelim arkadaşlar. Yani şunların şöyle gezinmesi bile çoğu insan da bana hak verecektir. Yani yetiyor insanlara. Çünkü çok güzel bir huzur var bu hayvanlarda. İnşallah. Yavrumuzun maşallah var. Yavrumuzun biri Akatepe. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Çünkü nazar adamı mezara koyar. Güvercine ne yapar veya hayvana ne yapar siz hesap edin. Tarımları aç şimdi. Birazdan onları yemlerini yapacağız. Biraz ufak kaldılar ama bakalım, inşallah toparlayacağız bunları da. Ay maşallah size. Şu arka tepe. Şu daha benekli olan arka tepe. Bakalım arkadaşlar. İnşallah herkesin gönlünce olsun. Kuşlar da burada saldırmışlar taşa. Anaları bu.
Analara yani ölümden döndü. Anaları için, anaları ayırdıktan sonra bir bu da duş almak istiyor. Bunlara bir duş suyu koyacağım şimdi. Şöyle hayvanlar biraz daha gezinsinler. Arkadaşlar kuşlar acayip tüye girmiş ya. Şu yavrunun tüy durumuna baksanız da. Şuradan şöyle bakın. İyi maşallah. Yani bu tüye girmek de bir girememek de bir sıkıntı. Hayvanı stres sokuyor. Strese giren hayvan da zayıflamaya başlar. Yemediği halde zayıflamaya başlar. Kuşlarda durumlar böyle arkadaşlar. Yuva da bu şeye kalabalık geliyor bu kümese. Şimdi yeni yuva yaptık işte. O yuvaya da bunlardan 2 takım veya 3 takımını kaydıracağız. Yavruları zaten kaydıracağız. Yavru kümesimiz olacak. Bir tane daha damızlı kümesimiz olacak. O sadece öteki ilk yuvamızı, demir kümesi sadece yavrulara ayıracağız arkadaşlar. Orada sadece yavrular olacak. Ondan sonra diğer kümesimizde yine yaptığımız kümese de yani 3-4 takım işte posta da aldık oraya. Bunlardan koyacağız. Bakalım orada da üretime devam edeceğiz. Altlarını göreceğiz, uçuracağız. Duruma göre inşallah ya bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu biliyorsunuz oyun kuşu işi, emek işi arkadaşlar. Uçuruyorsunuz, atmaca saldırıyor. Geçen mesela pazar işte attığım videoda atmaca saldırısından yani zor bela kurtulduk. Çok büyük sıkıntı yaşayacaktık bu konuda. Şöyle çekelim. Bakalım arkadaşlar inşallah. Kuşları toparlayacağız. Ondan sonra çok güzel videolar çekeceğiz size. Çok güzel projeler bu kafamda. Böyle büyük bir camiye alacağız inşallah. Arkadaşlar bizim kanalımızda efendi insanlar, düzgün insanlar olsun. Ben bunu istiyorum, az olsun. Sevdiğimiz insanlar, yani böyle gerçekten bu hayvanlara değer verip yani bu işi kar amacı gütmeden, işte çıkar gütmeden yapan insanlar olsun. Bizim temennimiz bu. Ayrıca da gençlerimizin de bu güvercin konusunda doğru bir şekilde bilinçlendirilmesi, bunlar bana mutluluk veriyor. Bunların olmasını istiyorum arkadaşlar. İnşallah da niyetimiz böyle. Kurmamızın amacı da zaten, en büyük amacı zaten bu. İnşallah bu şekilde devam etmeye gayret göstereceğiz. Şu an kuşlarımızda bir sıkıntı yok. Bakın işte o dumanı toparladık arkadaşlar sonunda. Çünkü türlü eğer yavru bakmaya devam etseydi, yani kurtaramayacaktı. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaratıyordu onun için. Yani bayağı bir zayıflamıştı. Ölümüne yavru bakıyordu. Maşallah yani bu da çok bir ayrı özelliktir. Şu genelde kuşlar kendisini kurtaramayacağını anladığı zaman yavru bakmaya bırakıyorlar. İşte yavruları kaderine terk ediyorlar. Bazen de işte yavrular ölebiliyor o konuda. O yüzden biz de ona hemen müdahale ettik. Şimdi de yine bir yemleme yapacağız inşallah. Burada duruyor bu. Bu yavrular burada duruyor. Şimdi onları ben yemleyeceğim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamun aleyküm.